Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Başkanımız yoklamaya girsin. Şimdi arkadaşlar, mamülü mensup bahsini okuyoruz. Mamülü mensupta mef'ul mutlak, mef'ul bih, mef'ul fih, mef'ul leh, mef'ul ma'h. Bunları okuduk. Hal okuduk. Temizi okuduk. Müstesna'yı okuyorduk. Müstesna'nın da büyük bir kısmını okuduk. Müstesna bahsinde müstesna'nın vücuben mensup olduğu yerler vardı. Nasip caiz bedel muhtar olan yerler vardı. Müstesnanın mecrur olduğu yerler vardı. Bir de alâ hasebil avamil muğrab olan yerler vardı. Alâ hasebil avamil muğrab olan müstesna min gayri mezkür olursa alâ hasebil avamil muğrab olur. Bu çok somut bir şeydir. Dolayısıyla bunu tespit etmek kolaydır. Gayr, siva, seva kelimelerinden sonra mecrurdur. Bu da çok somuttur. Burada da sıkıntı yok. Peki nasip caiz bedel muhtar olan yer neresiydi? Demiştik ki arkadaşlar, مَا فَعَلُوهُ اِلَّا قَل۪يلٌ اِلَّا قَل۪يلَنِ kodlarsak nasip caiz bedel muhtar olan yerde meseleyi çözmüş oluruz. Yani unutmayız onu. مَا فَعَلُوهُ اِلَّا قَل۪يلٌ اِلَّا قَل۪يلًا de kodlama yaptığımız zaman nasıl bir kodlama yapacağız? Bir defa مَا فَعَلُوهُ kelam menfidir. مَا فَعَلُوهُ müstesna min mezkurdur. Müstesna min mezkur olan, ki buna kelam-ı tam diyoruz ona, müstesna min mezkur olunca, müstesna min mezkur olan efendim menfi kelamda, gayr-ı mucib kelamda nasip caiz bedel ihtiyar edilir. مَا فَعَلُهُ اِلَّا قَل۪يلُونَ اِلَّا قَل۪يلًا. İzhardaki bilgilerden farklı olarak bize burada lafzından bedel yapmanın müteazzir olduğu yerlerden bahsetti. Bu bilgi bizim için kafiyede taze bir bilgi olmuş oldu. Böylece biz menin efendim ancak menfi kelamda zahit olduğunu öğrenmiş olduk. Leyse'ye benzeyen ma ile la'nın amelleri illa ile bozulmuş olmayacak nefilikleri diye o şartlarda geçiyordu ama burada özellikle nasip caiz bedel muhtar olan yerlerde diyor ki lafzına hamlen bedel yapmak müteazir olursa mahallinden bedel yapılır. Bu bilgi de bizim için istisna babında taze bir bilgi olabilir. Leyse'nin nefiliğinin bozulması amelinde etki yapmaz. Çünkü leyse de nefilikten dolayı amel etmiyor ki. Ya fiil olduğundan dolayı amel ediyor. Dolayısıyla nefiliğin bozulması onun ameline etki yapmaz. Ama leyse'ye benzeyen ma ile la'nın amelinde nefiliğin önemi vardır. Nefilik olmazsa leyse'ye benzemiş olmaz. Öyleyse nefilik bozulduğu andan itibaren ma ile la'nın ameli de bozulmuş olur dedik. Leyse zeydün şeyen illa şeyen misalini anlattı. Karşılıklı kıyaslamalar yaptı. Leyse zeydün illa kaimen dersin. Leyse ne yapmış oluyor? İlla'dan sonra amel etmiş oluyor ama مَا زَيْدٌ اِلَّا قَائِمًا diyerek مَا'yı illa'dan sonra amel ettiremesin demişti. غَيْرْ سِوَى سَوَى kelimelerinden sonra bir de وَبَعْدَ حَاشَى فِي الْاَكْثَرِ dedi. Burada بَعْدَ kelimesini özellikle zikretti arkadaşlar. Çünkü o فِي الْاَكْثَرِ kaydı غَيْرْ سِوَى سَوَى ile alakalı değildir. O sadece haşa ile alakalıdır. Yani şöyle demedi. Ve mahfuzun ba'de gayr ve siva ve seva ve haşa demedi. Ve ba'de haşa dedi. Çünkü haşa onlardan ayrıdır. Neden ayrıdır? Çünkü gayr isimdir, siva isimdir, seva isimdir. Bunlar muzaf olurlar. Bunlardan sonra gelen de muzaf ileyh olur. Dolayısıyla muzaf ileyh olduğundan dolayı mecrur olur. Ve ba'de haşa, haşa'dan sonra da mecrur olur. Fil ekser, ekseri istimalde dedi. Çünkü haşa diğerlerinden farkı nedir? Haşa, ondan sonra müstesna mecrur olunca harf-i cer olduğu için mecrur olur. Halbuki onlarda gayr-i sıva sıva da muzaf ileyh olduğu için mecrur olur. Haşa bazen de fiil olur. Fiil olduğu zaman da ondan sonra mensup olarak gelmiş olur. Bu geçtiğimiz dersin en son bölümü idi. Ve i'rabu gayr fihi ke i'rabil müstesna bi illa. Evvela
İlla ile müstesnanın irabını iyi bilmek lazım. Biraz özet yapmaya çalıştım. 5-4 kısma ayırıyorduk değil mi arkadaşlar? 1. Nasbin vacip olduğu yerler. 2. Nasip caiz bedel muhtar olan yerler. 3. Alâ hasebil avamil muğrab olan yerler. 4. Mecrur olan yerler. Bunlardan sadece bir tanesi, birincisinin detayları vardı. Yani birincisi 4 kısma ayrıldı. Nesmin vacip olduğu yerlerde madde madde saydığımızda 4 madde saymıştık. Veya 5 madde saymıştık. İşte müstesna müstesnanın üzerine mukaddem olursa, müstesna munkatı olursa gibi maddeleri saymıştık. Burada detay olan hangisidir? Sadece nasbın vacip olduğu yerlerdir. Diğerler aşağı yukarı somut ve nettir. Binaenaleyh gayr kelimesi ile illa kelimesi arasında bir birliktelik olabiliyor. Nasıl birliktelik olabiliyor? İlla isimdir. Affedersiniz. Gayr isimdir, illa harftir. İlla ne diyoruz? Harfi istisna diyoruz. Gayr kelimesi nedir? İsimdir. Ha, isimle harf arasında elbette fark vardır. Harf başka, isim başkadır. Gayr muğayir manasındadır. Öyleyse terkipte gayr geldiği zaman gayrin kendisi irab alır. Ca'ani el kavmu efendim gayre zeydin, gayru zeydin, gayri zeydin duruma göre gayr kelimesi irab alır. Çünkü kendisi nedir? İsimdir. İsim olduğu için irab alır. Peki bazen gayr kendi manasında yani muğayir sıfat manasında olmaz, illa manasında olur. Yani istisna manasında olur. Eğer gayr kelimesi istisna manasında olursa kendi manasından çıkmış, istisna manasında alınmış demektir. Peki gayr kelimesi istisna manasında olunca isim olmaktan çıkmış mı? Hayır, isim olmaktan çıkmamıştır. Efendim ancak İstisna manasını tazamun etmiştir. İstisna manasında olmuştur. Yani sıfat manası, muğayir manası olmamış. Müstesnen manasında, istisna manasında olmuş olur. Peki, gayr kelimesi sıfat olduğu zaman mevsufa göre irabını ayarlayacaktık. İstisna manasında olduğu zaman gayre nasıl irab vereceğiz? Diyor ki, وَاِعْرَابُ غَيْرِ Gayr kelimesinin irabı fihi istisna babında. Yani gayr sıfat olduğu zaman zaten sıfattır. Mevsufun irabını alır. Hayır, sıfat olmayıp da istisna olduğu zaman gayrin irabı ne olacak? Ke i'rabil müstesna bi illa. İlla ile müstesna olanın irabı gibi olacak. Yani biz orada gayr kelimesini kaldıracağız. İllayı koyacağız. İllayı koyduğumuz zaman müstesna orada vücuben mensup ise gayr kelimesi şimdi mensup olacak. Eğer nasip caiz bedel ihtiyar ediliyorsa gayr kelimesinde nasip caiz bedel ihtiyar edilmiş olacak. Ala hasebil avamil muğrab ise gayr kelimesi ala hasebil avamil muğrab olacak. Yani gayr kendisi müstesnanın irabını almış olacak. Eğer gayr istisna manasında değil sıfat manasında ise mevsufun irabını alır. Mevsuf merfusa o da merfu, o mensupsa o da mensup, o mecrusa o da mecrur olur. Ancak gayr kelimesi istisna babında kullanıldığı zaman gayrin irabı ne olacak? Sıfat değil artık. İstisna manasındadır. Ne olacak onun irabı? Orada gayr kelimesi değil de illa olsaydı, istisna da asıl olan illa değil mi? İlla olsaydı, o illadan sonrası nasbın vacip olduğu kısma mı giriyor? Nasip caiz bedel muhtar olan yere mi giriyor? Alâ hasebil avamil muğrab olan yere mi giriyor? İşte hangi yere giriyorsa, müstesna illadan sonra hangi irabı alacak idiyse, bu sefer gayr kelimesi o irabı almış oluyor. Yani biz illanın, illa ile müstesna olanın irabını, tafsilini geride okumuş olduk. Bir önceki derste okumuş olduk. Bu tafsil gayrın kendisi için geçerlidir. Arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken nokta şurasıdır. Gayr kelimesi istisna babında kullanıldığı zaman kendisi hala nedir? İsimdir. Ama illa manasında, istisna manasındadır. Bu sefer gayr kelimesinden sonra gelen zaten muzaf ileyh olduğu için mecrur olacaktır. İsimdir çünkü. Yani gayr isimdir. Ondan sonra gelen muzaf ileyh olacaktır. Peki gayrın kendi irabı ne olacaktır? Sıfat olmadığına göre tabi değildir. Müstesna irabı almış olacaktır. Yani illa ile müstesna olanın irabı neyse o gayr kelimesinin yerine illa olsaydı oradaki müstesna mensup mu olacaktı?
nasip caiz bedel muhtar mı olacaktı? Ala hasebil avamil mu'rab mı olacaktı? Şimdi gayrin kendisi üzerine bu irabı icra etmiş olacağız. Peki, istisna babında gayr kullanıldığı zaman gayrin irabı illa ile müstesnanın irabı gibidir dedik. Peki ve gayrun, gayr kelimesi sıfetun. Evet. Ve gayrun, gayr kelimesi sıfetun aslında sıfattır. Yani bu isimdir. İsim olunca da sıfettir. Çünkü efendim لِدَلَالَتِهَا عَلَى ذَاتٍ مُبْهَمَةٍ بِعْتِبَارِ قِيَامِ مَعْنَ الْمُغَيِّرَةِ بِهَا غَيْر ne demektir? ذَاتٌ مُغَيِّرٌ demektir. ذَاتٌ مُغَيِّرٌ yani zikredilene mugayir bir zat demektir. Dolayısıyla gayr mübhem bir zata delalet eder. Mübhem dedik, yani gayr, Zeyd'in gayrisi deyince elbette mübhemdir. Mübhem bir zata delalet eder ama hangi itibarla? Mugayiret itibariyle. Yani Zeyd'in gayrı, yani Zeyd'e mugayir olan demektir. Bu itibarla bir mübhem zata delalet ediyor. Yani gayr kelimesi vaz edilirken mübhem bir zatın mugayiret sıfatı için vaz edilmiştir. حُمِلَتْ عَلَى اِلَّا فِي الْاِسْتِثْنَائِ İstisnada illaya hamledilmiştir. حُمِلَتْ عَلَى اِلَّا فِي الْاِسْتِثْنَائِ O zaman İstisnada illaya hamledilince istisnada asıl olan hangisidir? İlladır. Gayr aslında sıfat manasındadır. İllaya hamledilmiş olduğu bu asla muhalif olarak gerçekleşmiş oluyor. Peki böyle olunca ne olmuş oluyor? Gayr kelimesi istisnaya hamledilince gayrın irabı ne olacak? İlla ile müstesna gibi olacak. Neden gayr kelimesi illaya hamlediliyor istisnada? Çünkü her biri yani illa ile efendim gayr kelimesi her ikisi mabadi ile makabli arasında bir mugayiret birlikteliği vardır. Yani ma ca'enil kavmu illa zeyden dedin. Şimdi burada illanın makabli ile mabadi arasında mugayiret var mı? Var. Aynı şekilde gayr kelimesi de zikredildiği yerde mabadi ile makabli arasında ne vardır? Bir mugayiret vardır. Böyle birliktelikleri olduğundan dolayı gayr kelimesi her ne kadar sıfat manasında asıl ve mevzu ise de gayr kelimesi bazen istisnada, istisna babında illaya hamledilir. Ne gibi? كَمَا حُمِلَتْ اِلَّا عَلَيْهَا فِي الصِّفَةِ Yani bu benzerlik, müşabihet karşılıklıdır. İlla gayre benziyor, gayr illaya benziyor. Gayr illaya benzediğinden dolayı ne oluyor? İstisnada illaya hamlediliyor bazı yerlerde. Aynı şekilde illa da gayre benzeyince, ben sana benzeyince sen de bana benzemiş oluyorsun. Böylece gayr de illaya, illa da gayre benzemiş oluyor. Bu benzerlikten karşılıklı birbirlerinin yerinde kullanma hakkı doğmuş oluyor. Böylece bazı yerlerde de illa gayre hamledilir. Yani orada istisna manası değil, mugayeret manası, sıfat manası kastedilir. Yalnız gayr kelimesinin illa manasında kullanılması daha çoktur. İllanın gayr manasında kullanılması اِذَا كَانَتْ تَابِعَةً لِجَمْعٍ Bu çok değildir, galip değildir. Ya çok sınırlıdır bu. اِذَا كَانَتْ olduğu zaman illa tabi'aten, tabi olduğu zaman li cem'in menkurin münekker bir cemiye tabi olduğu zaman yani bir münekker cemiden menkur ifadesi çok meşhur olmadığı için cami hazretleri bunu münekker diye tefsir ediyor. Cemi menkur demek münekker cemi yani nekere bir cemidir. Nekere bir cemi, nekere bir cemiden sonra münekker bir cemiden sonra gelince illa orada illa'yı gayre hamlediyoruz. Yani sıfata hamlediyoruz. Öyle menkür cemi ki gayru mahsurin. Mahsur değil. Yani sayısı, sınırları belli değildir. Mesela arkadaşlar مَا جَاءَنِي رَجُلٌ bana hiçbir adam gelmedi deyince burada istirak suretiyle ne olmuş oluyor? Mahsur oluyor. Mahsur, sınırları belli olmuş oluyor. Çünkü مَا جَاءَنِي رَجُلٌ Hiçbir adam gelmedi. Siyak-ı nefide, vâki-i nekireler umum ifade ediyor ya, dünyada ne kadar racul varsa hepsi bunun içerisine girdiği için bu mahsur sayılır. Bir de mesela
lehu aleyye aşratü dirahime, 10 dirhem diyorsun. 10 dirhem nedir? Bu da mahsurdur, sınırlıdır. Dolayısıyla böyle mahsur olmayacak. Bir nekire cemi olacak, bir de sınırları belirlenmiş olmayacak. İstirak yoluyla da olsa veyahut da işte indi 20 dirhemen gibi de olsa böyle bir sınırlama olmayacak. Böyle bir cemiden sonra geldiği zaman illa gayre hamledilir, yani sıfata hamledilir. Neden? لِتَعَذُّرِ الْاِسْتِثْنَائِ. Orada istisna müteazzir olduğundan dolayı. Şimdi arkadaşlar, neden menkür bir cemiden sonra efendim gayri mahsur, menkür bir cemiden sonra illa da istisna mümkün değildir? İstisnada şöyle bir kural var. Yani net anlama babında söylüyorum arkadaşlar, evirip çevirmeden. İstisnada ya müstesna muttasıldır veya munkatı'dır. Müstesna ne zaman muttasıldır, ne zaman munkatı'dır? Eğer müstesnanın müstesna minhe girmediği kesin ise müstesna munkatı'dır. Câni'l kavmu illâ himâren dedik. Himâren kavme girmediği kesin. Bu nedir? Müstesna munkatı'dır. Diyelim ki câni'l kavmu illâ zeyden dedik. Burada Zeyd'in de kavme girip girmediği kesin olması lazım. Yani o kavmin içerisinde Zeyd diye birisi var idi. Ancak gelenler arasında Zeyd yoksa câni'l kavmu illâ zeyden dediğimiz zaman ne olmuş oluyor? Müstesna muttasıl olmuş oluyor. Yani kavmin içerisinde Zeyd vardı, kavm geldi, Zeyd gelmedi dedik. Şimdi müstesna yapınca ya muttasıl olacak ya munkatı olacak. Her ikisinde de kesinlik var. Yani müstesnanın müstesna minhe girmediği kesin olması lazım ki inkıta olsun, munkatı olsun. Müstesnanın müstesna minhe girdiği kesin olsun ki müstesna muttasıl oldu. Eğer müstesna minh gibi gözüken münekker bir cemi ise, gayri mahsur münekker bir cemi ise, o zaman illadan sonra zikredilenin oraya girmediği kesin olacak ki munkatı diyelim. Girdiği kesin olacak ki muttasıl diyelim. Şimdi menkür bir cemi olunca, münekker bir cemi olunca illadan sonra zikredilenin girdiğini de bilmiyoruz, girmediğini de bilmiyoruz. Ne muttasıl yapabiliyoruz ne de munkatı yapabiliyoruz. Burada istisnada taazzur bu demektir. Yani istisna munkatı yapmak için müstesnanın müstesna minhe girmediği kesin olması lazım. Câni'l kavmu illâ himâren dediğimiz gibi. Himâr başka, kavm başka. Dahil olmadığı kesindir. Kavmin tadadı içerisinde himar yoktur. Peki câni'l kavmu illâ zeyden dediğimiz zaman burada ise Zeyd'in kavme girdiği de kesin olması lazım muttasıl diyebilmek için. Mesela o kavmin içerisinde kesinlikle Zeyd olmadığı kesin olarak biliniyorsa o zaman câni'l kavmu illâ zeyden de munkatı olmuş olur. Daha önce derste geçmişti, söylemiştik onu daha doğrusu. Yani burada vurgu yapmak istediğim nokta şurasıdır. İstisnada önemli olan bir kural nedir? İstisna ya munkatı'dır ya muttasıldır. Munkatı'da da kesinlik var, muttasıl'da da kesinlik var. Yani müstesna müstesna minhe girmediği kesin olması lazım ki munkatı yapalım. Müstesna müstesna minhe girdiği kesin olması lazım ki muttasıl yapalım. Eğer bu kesinlik yoksa bu sefer munkatı da yapamıyoruz, muttasıl da yapamıyoruz. Desene o zaman hiç istisna yapamayız. İşte bu gibi yerlerde illahi istisna manasından çıkarıyoruz, gayr manasında alıyoruz. Bu sefer sıfat olmuş oluyor. Evet. Tekrar okuyorum. Ve gayrun, gayr kelimesi sıfatun sıfattır. Yani mübhem bir zat için vaz edilmiştir. Zata delalet eder. Mugayere sıfatıyla beraber delalet eder. Humilet ala illa fil istisnai. İstisnada illaya hamledilmiştir. Ne gibi? Kema humilet illa aleyha. İlla da gayr manasında hamledildiği gibi. Ancak gayrin illa manasında kullanıldığı çoktur. İllanın gayr manasında kullanılması ise fis sıfeti izâ kânet tâbi'aten li cem'in menkûrin. Bu azdır. Galiben gayr illa manasında kullanılır ama galiben illa gayr manasında kullanılmaz. Bu azdır. Nerede kullanılır? Menkür bir cemiden sonra geldiği zamandır. Peki
Bir menkür cemi olacak, münekker cemi olacak, bir de gayri mahsur olacak. Mahsur olması iki türlü anlatılır arkadaşlar. Bir istirak olduğu zaman istirakta da bir malumiyet vardır, bir mahsuriyet vardır. Çünkü mâmin racülün, mâcâni racülün hiçbir adam gelmedi deyince dünyadaki bütün adamlar bu işin içerisine girmiş oluyor. Gördüğün her racül bu işin içerisine girdi, girdiğinden dolayı bu ne sayılıyor? Mahsur sayılıyor. Bir de mesela malumul adet olursa mi'etu indi mi'etun diyorsun, indi işrune diyorsun. O da ne olmuş oluyor? Mahsur olmuş oluyor. Böyle mahsur olmayacak, menkür olacak. Burada illa gayr manasında olur. لِتَعَدُّ istisna, istisna mütazir olduğundan dolayı. İstisnanın mütazir olmasını munkatı veya muttasıl yapma şansımız kalmadığından dolayıdır. Yani muttasıl yapmak da kesinlik lazım, munkatı yapmak da kesinlik lazım. Bu kesinliği göremiyoruz. Ne gibi? لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا آلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا ayeti kerimesinde olduğu gibi. Şimdi arkadaşlar لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا آلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا misal ayeti kerimesini izharda da görmüş. Burada illa gayr manasındadır. Evvela biz lafız, burada biz illanın gayr manasında olduğunu, istisnanın mütazir olduğunu bir lafzan anlatıyoruz, bir de manen anlatıyoruz. Lafzan ne diyoruz? Diyoruz ki لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا آلِهَةٌ âlihe kelimesi ilah kelimesinin cemisidir. Değil mi? Bu nedir? Cemi münekkerdir. Menkür bir cemidir, nekire bir cemidir. Dolayısıyla istirak manası yok orada. Efendim mahsur da değildir. Binaenaleyh illallah, lafz-ı celal, Allah dediğimiz illadan sonra gelen o müstesna, âliheye dahil midir, değil midir? Menkür bir cemi olunca ona dahil olmadığı kesin değildir. Ki müstesna munkatı yapalım. Dahil olduğu da kesin değil ki müttasıl yapalım. Ne müttasıl yapabiliyoruz ne de munkatı yapabiliyoruz. Muttasıl ve munkatı yapamayınca biz bunu gayr manasında alıyoruz. Ne diyoruz? لَوْ كَانَ ف۪يهِمْ آلِيَتُونَ yerle gökle ilahlar olsaydı, öyle ilahlar ki gayrullah. Allah-u Teala değil de muğayir, ondan muğayir olan ilahlar olsaydı لَفَسَدَتَا yerle gökler fesada ererdi. Şimdi لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا آلِيَتُونَ اِلَّا اللّٰهُ eğer buradaki illa kelimesi gayr olsaydı nasıl okuyacaktık? لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا آلِهَةٌ غَيْرُ اللّٰهِ gayru merfu okuyacaktık. Şimdi illallahu diyoruz. İlladan sonra geleni o sıfat makamında merfu okumuş oluyoruz. Şimdi burada lafzan istisnanın mütazir oluşu muttasıl ve munkatı açısından biraz önce söylediğim kriterlere göre muttasıl da yapamıyoruz, munkatı da yapamıyoruz. Burada bir de manevi açıdan bir istisnada taazzür var. Nedir bu taazzür? Bu ayet-i kerime Cenab-ı Hakk'ın birliğini ispat için gelmiş bir ayet-i kerimedir. Eğer illa-i istisna manasında alırsak vahdaniyeti ifade etmez. Çünkü istisna manası alırsak şöyle demiş oluyoruz. لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا آلِهَةٌ yerle göklerde ilahlar olsaydı illallah müstesnen anha Allah o ilahlardan Allah müstesna olsaydı, sadece başka ilahlar olsaydı, Allah onların arasında olmasaydı fitne ve fesat olurdu, kavga yaparlardı, anlaşamazlardı, ihtilafa düşerlerdi. Bundan şöyle bir mana çıkar. Eğer başka ilahlar olsaydı ama Allah da aralarında olsaydı o zaman fitne fesat çıkmayabilirdi. Halbuki ayet-i kerime ne için gelmiştir, neye delil olarak gelmiştir? Vahdaniyeti ispat için gelmiştir. İşte bu vahdaniyeti ispat etmesi için illa da istisna manası alırsan dediğim mana çıkar. Yani لَوْ كَانَ ف۪يهِمْ آلِهَةٌ yerle gökte ilahlar olsaydı مُسْتَثْنًا عَنْهَا اللّٰهُ Allah onlardan müstesna olsaydı, aralarında olmasaydı fesat çıkardı. O zaman olsaydı, başka ilahlar olsaydı, Allah da aralarında olsaydı fesat çıkmazdı gibi bir mefhum muhalif anlaşılır. Dolayısıyla vahdaniyeti delil olmaz idi. Demek ki لَوْ كَانَ ف۪يهِمْ آلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا illanın gayr manasında oluşunu veyahut da istisna manasında oluşunu, mütazir oluşunu bir lafza açıdan ifade ediyoruz. Lafzan mütazirdir diyoruz. Muttasıl yapamıyoruz, munkatı yapamıyoruz. Manen mütazirdir diyoruz. Eğer biz burada istisna manası verirsek o zaman mana tevhidle uyuşmuyor. Ve da'ufe zayıf oldu illanın gayr manasına hamledilmesi fi gayrihi. Cem-i menkürde bu olabiliyor ama cem-i menkürün dışında illanın gayr manasında olması hiç yoktur demiyoruz ama zayıftir. Ve i'rabu siva ve seva en nesmu ala zarfiyeti. Peki gayrin i'rabı sıfat olduğu için tamam. Siva seva kelimelerinin i'rabına gelince bunlar zarfiyet üzere mensupturlar.
Yani siva kelimesi, seva kelimesi istisna babında kullanılan bu kelimeler zarf olarak kendileri mensuptur. Câ'anil kavmu siva veya seva zeydin dediğimiz zaman sanki şöyle demiş oluyoruz. Câ'anil kavmu mekâne zeydin. Yani câ'anil kavmu siva zeydin mekâne zeydin demiş oluyoruz. Burada mekan manası, zarfiyet manası bunlarda söz konusu olduğu için bunlar kendileri zarfiyet üzere mensuptur. Alel asahhi, asah olan görüşe göre. İmam Sibeveyh böyle diyor. Bunlar zarfiyet üzere mensuptur diyor. Bunlar zarf olması zaruridir. Ve indel kufiyyin yecuzu hurucuhuma anil zarfiyeti. Bunların zarf olması vacip değildir. Bazen zarfiyetten çıkabilirler. Rafi nasip cer olabilirler diye de küfelilerin farklı görüşü var. Ama İbn-i Hacib Hazretleri ne yapmıştır? Burada Sibeveyh'in görüşünü tercih etmiştir. Arkadaşlar böylece istisna babı biterken gayr kelimesi terkipte sıfat olur. Müstesna olduğu zamanlarda da illa ile müstesnan irabını alır demişti. Siva seva kelimeleri de bunlar da istisna babında kullanılıyorlar. Kendilerinden sonra gelen mecrur oluyor ama kendilerinin irabına gelince İmam Sibeveyh zarfiyet üzere kendilerinin mensup olduğunu söylüyor. Efendim siva kelimesi tabi takdiren mensup olmuş oluyor. Seva kelimesi lafzan mensup olmuş oluyor. Alel asah diyerek İmam Sibeveyh'in görüşü olduğunu söylemiş oluyor. Bu bapta arkadaşlar, dersimizin sonuna doğru geldi vaktimiz dolduğu için şöyle söyleyeyim. Biz izharda talebelere böyle tabiri caizse tekerleme soru sorardık. Derdi ki istisnada müstesna mamuldür. Doğru mu? Evet, mamulü mensuptan birisi müstesnadır. Müstesnada amil kimdir? Yani mef'ul mutlak, mef'ul bih, mef'ul lem, mef'ul ma halde amel ediyor. Temizde ise amil hangisidir? Eğer mezkûr zattan ibhamiyeti kaldırıyorsa ism-i mevhûm tamdır. Eğer mukadder zattan ibhamiyeti kaldırıyorsa o zaman fiil veya şibi fiildir. Peki müstesnada amil kimdir? Bu genelde talebelerin bu sorunun karşısında tökezlediği bir soru olur idi. Ve şöyle derdik orada, eğer istisna şeyse, munkatı ise illa amel eder, istisna muttasıl ise orada fiil amel eder. Ancak hulâsat-ı şuruhta bakarsanız arkadaşlar, illa istisnada amel kim yapar? Yani izharda bizim söylediğimiz oradaki bilgilere göre müstesir olduğu zaman fiil amel eder diyorduk. Munkatı olduğu zaman illa amel eder diyorduk. İstisnai munkatıdaki illa da amillerden bir amildir. Avamilde biz izharda bunu okumuştuk. Ama hulasat-ı şuruha bakarsanız bilgi açısından diyorum. İstisnada kim amildir? İlla mı amildir? Yoksa estetni diye bir fiil takdir edip o mu orada amel ediyor? Yoksa illa da gizli bir inne vardır, o mu amel ediyor? Farklı görüşler görürsünüz. Bu görüşler en azından okuduğunuz zaman arkadaşlar bilgi olarak böyle bir şey vardır, aklınızda bu kalmış olur. Yarın karşılaştığınız zaman ha böyle bir şey vardı deyip müracaat edecek yeri görürsünüz. Yani kim ne söylemiştir belki onların her birisini tafsilen bilmek çok önemli olmayabilir. Ama ben şahsen hulâsat-ı şuruhtaki bu açıklamaları gördüğüm zaman mutmain oldum. Bu bilgilere vakıf olmak hoşuma gitti çünkü yarın herhangi bir yerde böyle bir bilgiyle karşı karşıya kaldığım zaman yabancılık çekmem. Bu konuda müracaat edebilecek yerim olduğunu, en azından farklı farklı görüşler olduğunu efendim bilmiş olduk. Şimdi arkadaşlar bugünkü dersimiz de zaten dersimiz kısaydı, uzun değildi. Bu izahlar yapıp ben sizden takır alacaktım, ders alacaktım. Sadece bir dakikamız kaldığına göre. Bugünkü dersle ilgili veya geçmiş dersle ilgili soracağınız soru var mıdır? Şey diyecektim, illa manasında, yani istisna manasında kullandığımızda manen de bir tazir ortaya çıkıyor demiştik ya ayetin. Gay manasında kullandığımızda nasıl bir mana ortaya çıkıyor yani? Ayetin manası tam olarak ne olurdu orada bir tazir oluyor. Yani levkâne fîhime âlihetün, yeryüzünde ilahlar olsaydı. Öyle ilahlar ki gayrullah. Öyle ilahlar ki gayrullah. Şimdi ne yaptık? Alihi kelimesine gayr kelimesiyle sıfatladık onu. Demek ki ne manadadır bu? Alihi. Levkâne fîhim âlihetün ilahlar olsaydı. Öyle ilahlar ki gayrullah. Allah onlardan müstesna değil. Yani Allah bildiğimiz Allah var ya o değil de başka ilahlar olsaydı lefesedetâ. Anlatabildim mi? Levkâne fîhim âlihetün yerle gökte ilahlar olsaydı. Öyle ilahlar ki gayrullah.
bildiğimiz Allah değil de başka ilahlar olsaydı lefesedete. Eğer istisna manası yapar, şunu demiş oluyorsun. Lefken fîme âlihetün müstesnen anhallâhu teâlâ. Allah onlardan istisna edilmiş olarak ilahlar olsaydı. Arkadaşlar, burada gayr kelimesi sıfat manasında olunca, buradaki illa da gayr sıfat manasında olunca ne demiş oluyoruz? Câni zeydün, bana zeyd geldi. Öyle zeyd ki, el âlim, âlim olan zeyd geldi. Mâ câni bana gelmedi. Kim? Zeydün il âlim, âlim olan zeyd gelmedi. Şimdi burada gelmeyen kimdir? Âlim olmayan zeyd gelmedi. Mâ câni bana gelmedi. Zeydün il âlim, âlim olan zeyd bana gelmedi. Dolayısıyla burada, لَوْكَانَ فِيهِمْ عَالِهِتُنْ yerle gökte ilahlar olsaydı. Nasıl? Öyle ilahlar ki, غَيْرُ Allah değil. Başka ilahlar olsaydı, efendim, yani o âlihenin sıfatı nedir? Hangi sıfatta ilahlar olmasaydı? غَيْرُ اللّٰهِ Allah-u Teala değil de başka ilahlar, Allah'a mugayir olan ilahlar olmasaydı, efendim, لَوْكَانَ فِيهِمْ عَالِهِتُنْ ilahlar olsaydı, غَيْرُ öyle ilahlar ki, غَيْرُ O ilahların sıfatı neydi? Allah değil, onlar olsaydı. Allah'a mugayir olan ilahlar olsaydı lefesedete, yerle gökler fesede uğrardı. Bu şu demek oluyor efendim, Allah-u Teala var, yeryüzünde, yerle göklerde fesat, fitne fesat yoktur. Eğer Allah-u Teala değil de ona mugayir olan ilahlar olmuş olsaydı, o zaman yerle gökte fesat olurdu. Eğer illahi istisna yapmış olsaydık ne diyecektik? لَوْكَانَ فِيهِمْ عَالِهَتُونَ yerle gökte ilahlar olsaydı, مُسْتَسْدَنْ عَنْهَ اللّٰهِ onlar olsaydı ama Allah onların arasında olmasaydı demiş olduk. Burada istisna yapmış oluyoruz. Halbuki sıfat olduğu zaman istisna yapmış olmuyorsun. Olan ilahların sıfatı ne? Allah değil, bunlar var. Allah'a muayir olan ilahlar olsaydı, nefesedeta demiş oluyordu, olurduk. Dolayısıyla mana açısından da burada bir mahsur vardır diyoruz ve dersimizi noktalıyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.